9 basamaklı bir sayı ile ilgili aşağıdaki bilgi verilmiştir. 9 basamaklı öyle bir sayıdayım ki basamak değerim 90.000'dir. Buna göre 9 rakamının bulunduğu basamak ve bölük aşağıdakilerden hangisidir? Basamak değerimiz 90.000 olduğuna göre bulunduğumuz basamak 10.000'ler basamağı, bulunduğumuz bölük ise binler bölüğü olmalıdır. Yani doğru cevap seçeneği A şıkkı. Rakamların tamamı birer defa kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? Öncelikle sayımız ne olmalı? 4 basamaklı olmalı. O yüzden basamaklarımın yerlerini belirleyeyim. En büyük olmasını istiyorum. O zaman en büyük rakamımla başlarım. Yani 7 ile. Buraya 7'yi yazıyorum. Daha sonraki en büyük rakamım 5. Şimdi elimde 2 tane rakam kaldı. Bunlardan biri tek. Diğeri ise çift. Benim ne olması gerekiyordu? Sayımın tek sayı olması gerekiyordu. Bir sayının tek sayı olması için birler basamağının tek bir rakam olması lazım. Bu durumda birler basamağını yazmam gereken sayım 3. Kalan 0 rakamını da buraya yerleştirdim. 7503 oldu. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı. Verilen sayının milyonlar bölündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Sayımıza baktığımızda milyonlar bölünde 538'i görüyoruz. Peki sayı değeri ne demekti? Sayının kendi rakamın kendi öz değeriydi. Yani 5'in 5, 3'ün 3, 8'in de sayı değeri 8'dir. Bu durumda bizden 5, 3 ve 8'in toplamını istiyor. 5 ile 3'ü toplarsak 8, 8 ile toplarsak 16 yaptı. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Bir doğal sayının birler bölüğünde 315, binler bölüğünde 50, milyonlar bölüğünde 84 sayıları vardır. Buna göre bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bölüklerimizin yerlerini belirleyelim. İlk bölüğümüz birler bölüğüydü. İkinci bölüğümüz binler. Diğeri de milyonlar. Artık sorumuz kolaylaştı. Sadece yerlerine yazacağız. Birler bölüğünde bulunan sayımız 315. Binler bölüğünde 50 bulunuyor. Bunda dikkat ediyorduk. 3 basamaklı olması gerekiyor. O yüzden önüne 0 koyup daha sonra 50'yi yazıyorduk. Milyonlar bölüğünde de 84 bulunuyor. Artık sayımızı okuyabiliriz. 84 milyon 50 bin 315 oluyor. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. (648.325.853) sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirildiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bölüklerimizin yerlerini belirleyelim. Birler bölüğü, birler bölüğümüz burasıydı. Yani 853. Milyonlar bölüğü, milyonlar bölüğümüzde ise 648 var. Şimdi bunların yerlerini ne yapmamız isteniyor bizden? Değiştirmemiz. Bu durumda yeni oluşan sayımız 853.325.648 oldu. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıda verilen sayıda 6 ve 9 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Sayımıza baktığımızda 6'nın onlar basamağında bulunduğunu görüyoruz. Onlar basamağında bulunuyorsa 10 ile çarpıyorduk sayımızı. Bu durumda basamak değeri 60 oluyor. Daha sonra 9 sayısının 10 binler basamağında olduğunu görüyoruz. Yani değeri 10 bin ile çarparsak 90 bin oluyor. Bu iki sayımızı artık toplarsak 90 bin. 60 şeklinde bir sayı elde ediyoruz. Cevap şıklarına bakarsak doğru seçeneğimiz A şıkkı. Yüz milyonlar basamağında 5, yüzler basamağında 8 ve binler bölüğü 327 olan bir sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu soruyu çözebilmemiz için seçenekleri tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Bu durumda ilk verilen özelliğimiz yüz milyonlar basamağı 5 olacak.
100 milyonlar basamağımız buradaki basamağımızdı. Bu durumda A şıkkı elenmiş oldu. 8 var çünkü. C seçeneğine bakarsak C seçeneği bu şartı sağlıyor. B şıkkına baktığımızda ise B şıkkında zaten 100 milyonlar basamağı yer almıyor. Bu durumda o da elendi. Yine D seçeneğine baktığımızda 5 yer alıyor. Yüzler basamağında 8 olması gerekiyor. Baktığımızda yüzler basamağımız 8. Fakat burada ise 8 birler basamağında yer alıyor. Bu durumda D seçeneği de elendi. Üçüncü şartımızı sağlatmak istersek binler bölümünde ne olması isteniyordu bizden? 327. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilen rakamlar birer kez kullanılarak oluşturulan 5 basamaklı sayılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En büyük doğal sayı demiş. En büyük doğal sayıyı yazmak istiyorsak en büyük rakamımızla yani 8 ile başlıyoruz. Daha sonra yanına diğer en büyük rakamımız 7'yi, daha sonra 4'ü, 2'yi ve 0'ı koyuyoruz. Bu durumda 87.420 oluyor. Yani A seçeneği doğru. B şıkkına bakarsak en küçük doğal sayıyı yazmamızı istiyor. En küçük doğal sayıyı yazmak için en küçük rakamla başlamamız gerekiyor. En küçük rakamımız 0. Ama bizden istenen 5 basamaklı olduğu için 0 ile başlayamıyoruz. Bu durumda 2 ile başladım. Diğer en küçük rakamına. Daha sonra yanına artık 0'ı kullanabilirim. Daha sonra diğer en küçük rakamımız 4. Daha sonra 7, 8. Yani 20.478. Bu ifademiz de doğru. En büyük tek sayıyı yazmamızı istiyor bizden. En büyük tek sayıyı yazmak için en büyük rakamla başlıyorum. Ama benim buradaki tek tek basamaklı olmasını sağlayabilecek, birler basamağın tek olmasını sağlayabilecek tek rakamım 7. O zaman 7'yi en sona saklıyorum. Daha sonra 8'den sonraki en büyük rakamım 4. Daha sonra 2, daha sonra 0, daha sonra da 7 şeklinde olmalı. Yani 84.207 olması gerekiyor. Fakat burada 84.027 verilmiş bize. Bu durumda bu ifade yanlış. Yani doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Aşağıda verilen doğal sayılarda belirtilen rakamlardan hangisinin basamak değeri yanlıştır? A şıkkına baktığımızda 8 100 binler basamağında bulunuyor. Bu durumda 800 bin şeklinde olması gerekiyor. Yani bu ifademiz doğru. Yine B şıkkına bakarsak 5 milyonlar basamağında yani 5 milyon olması gerekiyor. Fakat burada 50 milyon demiş. Bu ifademiz yanlış. 7'ye baktığımızda 7 10 binler basamağında olduğu için basamak değeri 70 bin. D seçeneğine baktığımda ise 4 100 milyonlar basamağında olduğu için değeri 400 milyon olmalı. Yani bu seçeneğimiz de doğru. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı. 200 metre koşu yarışmasında Muhsin en önde koşan rakibi Adem'i geçtiği anda Yasin de ikinci sırada koşan rakibini geçmiş ve yarışma bitmiştir. Ödül töreninde kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru göğüs numaralarının oluşturduğu 9 basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen metinde baktığımızda Muhsin'in en önde koşan rakibi Adem'i geçtiğini söylüyor. En önde koşması ne demek? Adem birinciymiş. Peki Muhsin onu geçince artık kaçıncı olmuş oldu? Birinci olmuş oldu. O zaman birincilik kürsüsüne Muhsin'i yerleştiriyorum. Daha sonra Yasin ikinci sırada koşan rakibini geçmiş ve yarışma bitmiş. Yani Yasin ikinci sırada koşan rakibini geçtiğine göre ikinci olmuş. Bu durumda Adem de üçüncü oluyor. Sayımızı yazmak istersek bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bölüklerini ayırdığımızda okumak için birler bölüğümüz, binler bölüğümüz ve milyonlar bölüğümüzdü. Artık sayımızı rahatça okuyabiliriz. 915 milyon 602 bin 348 şeklinde. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.